Mülakatlarda sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de solid nedir veya solid hangi parçalardan oluşur ve bunların anlamları konusunda birini veya ikisini seçer uzman bunlardan birinin anlamını sorar. Sizin için ne ifade ettiğini sorar aslında. Benim için de kendi yaptığım mülakatlarda mutlaka sorduğum sorulardan biridir. Yani solid bakış açısını öğrenmektir. Yani solidin parçalarını tek tek bilmesini ben kişisel olarak ezbere bilmesini beklemiyorum ama o fikir programcının kafasında var mı? Bunu çok önemsiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, solid nedir? Solid en basit haliyle yazılımda sürdürülebilirliği desteklemek adına kullanılan prensiplerdir. 5 tane temel prensiptir bu. Amacımızı tekrarlıyorum. Yazılımda sürdürülebilirliği sağlamak. Peki, yazılımda sürdürülebilirlik nedir? Öncelikle ben size kendim yoğurduğum bir tanımı yapmak istiyorum. Yazılımla ilgili. Yazılım arkadaşlar, insanların gündelik aktivitelerini bilgisayar sistemleriyle kolay hale getirilmesi. Örneğin biz bundan 20 yıl önce de ikametgah belgesi alıyorduk. Ama şimdi bunu e-devletten alıyoruz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar gündelik aktivitelerin bilgisayar sistemlerine getirilmesi. Peki baktığımız zaman 20 yıl önce de muhtara gidiyorduk. Muhtarın bir tane bilgisayarı oluyordu masaüstü. Oradan çıkarıyordu. Bakın orada da var. Bir yazılım kullanılıyordu yani orada da. İşte en kötü ihtimalle çok hatırlamıyorum ama Excel kullanılıyordu. O da bir yazılım. Sonra bu daha farklı sistemlerle daha iyi hale getirildi ve zamanla belli bir o değişime uğrayarak en son hali işte e-devletten indiriyoruz. Belki 10 sene sonra daha farklı bir şey olacak. İşte cep telefonuna uygulama yapılacak. Yani birkaç sene sonra uygulamadan e-devlete giriş yapacağız. Uygulaması var mı bilmiyorum, yok gibi. Dolayısıyla arkadaşlar yani yazılımda değişim dediğimiz olay söz konusudur. Yani sürekli yeni ihtiyaçlar. Sürekli düzenlemeler. Bunlar yazılımın doğasında var. Dolayısıyla yazılım bir kere yap bitirlik bir şey değil. Bizim onu sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Mevzuatlar değişiyor, insanların ihtiyaçları değişiyor, bir şeyleri yanlış yapmış oluyoruz, daha iyi hale getirmemiz gerekiyor, performanslı hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani sürdürülebilir bir yazılım çıkarmamız lazım. Bunun için de 5 tane temel prensip var. Solid. Bu prensipler Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Least Cost Substitution Principle, Interface Segregation Principle ve Dependency Inversion Principle olarak sıralayabiliriz bu prensipleri. Bu çerçevede Solid'in ne olduğu ile ilgili öğrenmiş olduk arkadaşlar. Amacımız yazılımda sürdürülebilirlik. Örneğin tekrardan bu örneği çok veriyorum. Tekrardan vereceğim. Bir inşaat projesinde 5. kata çıktığımızda ya biz villa istiyorduk diyemiyoruz. Veya 5. kattayken ben mutfakla salonun yerini değiştirmek istiyorum diyemiyoruz. Projede bu şekilde çalışmalar pek görmüyoruz. Ama yazılım öyle değil. Yazılım gündelik hayat. Yani insanların gündelik hayattaki aktiviteleri, ev ise bir araç. O açıdan bunu böyle ele alabilirsiniz arkadaşlar.